Değerli dostlarım, hepinize Yeni Gün TV'den Selamlar, saygılar, sevgiler. Yeni Gün TV'ye de bu programı yaparak bilgi paylaşımımıza e, yararlı olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve konuyu bugün koyunlar üzerinden, koyun ve keçiler üzerinden ele alacağım. Yani ve benim deyimimle küçük baş geviş getirenler. Küçük baş geviş getirenlerde de büyük sorunlar yaşıyoruz ülkemizde. Bunların sorunların bir tanesi süt kesen hastalığı. Öteki adıyla agalaksi veya agalaksia. Agalaksia zaten tıbbi olarak tam ismidir bu hastalığın. Süt kesen ya da süt yok demek. Agalaksia. Agalaksia, süt kesen ya da sütsüzlük anlamına. Halk arasında da süt kesen olarak da biliniyor ama latincesi agalaksia. Efendim bunun zaten etkeni de aslında mycoplasma agalaksia veya mycoplasma agalaksia. Ama öyle bir durum var ki başka mikoplazmalar da devreye girebiliyor. Agalaksiya üçlü bir kombinasyon aslında. Üçlü bir kombinasyon. Hatta dörtlü bir kombinasyon. Şimdi bunu neden üstüne basarak söylüyorum? Koyun sahipleri bazen başka meme iltihaplarını da, başka mastitisleri de agalaksiya sanabiliyorlar. Başka meme yangıları da görülür koyunlarda. Başka mikroplardan. Bu mikroplazmadan değil de başka mikroplardan. Ama burada fark şu. Agalaksiyada, agalaksi hastalığında meme yangısına eşlik eden başka yangılar da olur. Mesela göz iltihabı. Gözü bulutlanır. Göz iltihabı. Başka eklem iltihabı. Artritis diyoruz. Artritis dediğimiz eklem iltihabı. Efendim demek ki üç problem birlikte ortaya çıkar. Onun için a galaksiyayı ötekilerden ayırmak dolayısıyla bunları bilmemiz lazım. Çünkü mikropu farklı, etkeni farklı. Meme yangısı mastitis, eklem yangısı artritis ve göz yangısı keratokonjiktivitis. Üçü de bir arada olur. Ve bazen bunlara Zatürre de yani solunum yolu enfeksiyonları ya da pnömoni dediğimiz enfeksiyonda dahil olur dört de olur o zaman dört sorun bir anda olur hatta hatta daha ilerisi daha kötüsü mikrobun kana karışmasıyla septisemi yani hayvanı öldüren e, mikrobun kana karışması durumu ya da Döl verimi sorunları düşükler bile agalaksi hastalığında ortaya çıkabiliyor süt kesen hastalığı yani adı süt kesen olduğunda yani sadece e, meme iltihabı olduğunu sanmayın süt kesen hastalığının 2 ya da üç tane daha belirtisi olabiliyor bunu bilelim. Bir kere hastalığın etkeni çok faktörlü. Yani demin söyledim ya Mycoplasma galaxia ya da Mycoplasma galaxia dediğimiz etken var ama onun dışında Mycoplasma mycoides capri, capri Latince de keçi demek. Keçilerde de Mycoplasma mycoides capri olabiliyor. Yine o da süt kesen hastalığına eşlik ediyor. Mycoplasma capricolum subspecies capricolum diye bir tane daha mikrop var. Tabii ben her şeyin Türkçesini söylemeye çok gayret gösteririm ama bu mikropların isimleri Türkçe değil. Yani böyle isim koymuş bilim insanları, Türkçesi yok. Keçilerde ise ek olarak bir mikroorganizma daha devreye giriyor. Mycoplasma putrefax. Şimdi neden bunları böyle saydım? Ne lüzum var diyeceksiniz. Bu kadar mikrop ismi sayıyorsunuz. Olayın çok faktörlü, çok mikrobun etkisi altında olduğunu görelim diye. Yani bir tek mikroorganizma oynamıyor bu işin içinde. Birçok mikroorganizma devreye giriyor. Keçilerde daha fazla hatta. Bakın koyunlardan daha fazla. Hastalık daha önceki yıllarda ilk teşhisi İtalya'da olduğu için İtalya'da olduğu için ilk çıkış noktası orası olarak biliniyor ama aslında İspanya, Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde de küçük baş geviş getirenlerin en önemli sorunlarından biri bu süt kesen hastalığı ya da mikroplazma enfeksiyonu. Hastalığın çok etkenli olması ee, büyük bir sorundur. Bunun adına da kontagiyoz agalaksiya. Çünkü çok hızlı bulaşıyor. Bulaşıcı süt kesen hastalığı kontagiyoz agalaksiya deniyor. Hatta çok başka sorunlarda meme iltihabı dışında da başka sorunlarla kombine olduğu için de enfeksiyoz sendrom diyorlar. Enfeksiyoz sendrom yani bir, bir yerde kalmamış memede gözde eklemde akciğerde sorun yaratabiliyor enfeksiyöz sendrom tehlikeli bir hastalık efendim nasıl bulaşır bir kere vücuttan çıkan her türlü sıvıyla bulaşır yani eklemlerden sızan sıvı memeden sızan pis, süt efendim burun akıntısı idrar bütün vücuttan çıkan her sıvı dışkı yine bulaşma etkeni olabilir. Kirli her türlü malzeme, kirli ekipman, kirli eşya, kirli olan her şeyle bulaşır. Ve e, daha kötüsü, daha daha kötüsü arkadaşlar çok önemli bu. Ağız sütüyle ve normal sütle de bulaşır. Ağız sütüyle ve sütle de bulaşır. Bakın biz her zaman yavrulara bol ve çok miktarda ve hızlı bir şekilde ağız sütü içirilmesini öneriyoruz. Ama bu hastalık da işin kötüsü ağız sütüyle bulaşabilen bir hastalık. Evet işin kötüsü bu. Ağız sütüyle bulaşabiliyor değerli dostlarım. Sütle de bulaşıyor. Onun için daha da tehlikeli bir hal alıyor. Şimdi daha enteresan daha enteresan bir durum var arkadaşlar. Süt kesen hastalığında. Hasta olmayan sağlıklı hayvanların kulak kepçesinin içinde mikrop sağlıklı hayvanların içinde kulak kepçesinin içinde mikrop kendini gizleyebiliyor. Biz buna tıpta avriküler bulaşma yolu diyoruz. Ve hasta gözükmediği halde hayvan hasta ve öteki sürülere de bulaştırıyor. Yani bir hayvan aldık ve o hayvan aslında hiçbir sorun göstermiyor. Zaten biz efendim gözü akan, öksüren, eklemleri iltihaplı memesi iltihaplı bir hayvanı bile bile çekip başka sürüden kendi sürümüze katmayız, getirmeyiz. Ama öyle bir şey yok. Gayet dış görünüşte iyi bir sorun gözükmüyor alıyoruz çiftliğimize getiriyoruz ve meğerse kulak kepçesinin içine gizlenmiş mikropları da bu arada getirmiş oluyoruz. Bunu da bile, bilin. Onun için dışarıdan sürüye hayvan katmak sorundur. O yüzden de her zaman dışarıdan gelen hayvanların derhal öteki hayvanların yanına katılmamasını ve bir süre karantina da yani onlara katılmadan başka bir yerde bekletilmesini her zaman öneririz bütün hastalıklar için. Hastalık etkeninin kulakta yerleşmesi yayılma için çok büyük sorundur. Sinsi sinsi gelir. Kulak kepçesinin içine girmesi sinsi sinsi gelir. Bu etken, bu etken güneş ışığından yani mikoplazma ya da mycoplasma dediğimiz bu etken güneş ışığından son derece çabuk etkilenir. Yani güneş ışığından hoşlanmaz ve ölür. Etken en çok böyle nemli ve biraz soğuk ortamı sever. Nemli ve soğuk ortamı sever. Eğer antiseptik olarak veya dezenfektan olarak bir şey kullanacaksak burada onları da not almışız. Potasyum hidroklorür, formalin, Kloramin ya da monokloramin ihtiva eden dezenfektanlar kullanmak lazım. Bunlarda da e, ölüyor. Güneş ışığında öldüğü gibi bunlarda da ölüyor. Ve her bildiğimiz her dezenfektanda da ölmüyor. İlla böyle bu saydıklarımdan olacak ya da güneş olacak. Yani özet olarak hastalık e, nemli ve soğuk ortamları seviyor. Mikrop orayı seviyor ve genel belirtilerle başlıyor. Önce işte durgunluk, halsizlik, yürümede zorlanma, iştahsızlık. Bunlar birçok hastalıkta zaten ortaktır. Yani iştahsızlık hemen hemen bütün hastalıklarda ortak belirtidir. Halsizlik, ayakta durma güçlüğü, yürüme güçlüğü efendim. Ateş, ateşini alırsak, ateş yüksek. Bu şekilde başlıyor ama bu sadece genel belirtiler. Bunlar genel belirtiler. Özel belirtiler işte topallık. Yine topallık da başka hastalıklarda görülür ama topallık. Eklemlerde şişlik. Süt veriminde efendim düşüşler, ani düşüşler, süt veriminde ani düşüşler. Memenin şişmesi ve özellikle de gençlerde, küçük küçük hayvanlarda solunum yolu sorunları görülür. Peki kesin net bu mu dersek 3 belirti ya da 4 belirti bizi teşhise götürür ama kesin net bir e, teşhis illa yani tıbbi bir teşhis yapacaksak tabii laboratuvarda PCR teşhisi. Onun adını da öyle korlar ama biz zaten ve hayvan sahipleri, hayvan sahipleri bunları gayet de iyi bilirler çünkü böyle üçü dördü bir arada görülen enfeksiyon sendrom her hastalıkta söz konusu değil. Peki hastalığın tedavisi mümkün mü? Evet tedavisi mümkün ama her zaman da tedavi başarılı olmuyor. Antibiyotikler kullanabiliriz ve yangı giderici antiinflamatuvar ilaçlar kullanabiliriz. Antibiyotikler ve yangı giderici ilaçları beraber kullanabiliriz. Antibiyotiklerde geniş bir etki alanı var. Örneğin e, florokinonlar, linkosamitler, tetrasiklinler, makrolitler hepsi bunları kullanabiliyoruz. Ancak hastalığın ilerlediği dönemlerde bazen antibiyotiklerden iyi netice alamıyoruz. E, hastalık erken safhalarda yakalanırsa belki antibiyotiklerden sonuç alınabiliyor. Antibiyotiklerin başarılı sonuç vermemesi, aşırı masraflı bir tedavi yöntemi olması, antibiyotikle yapılan tedavilerin aşırı masraflı olması, aşırı bir iş yoğunluğu yaratması aslında bize başka bir yol gösteriyor. Neydi? Koruma, koruyucu hekimlik yani aşılama. Evet şükür ki bu galaksinin aşısı var değerli dostlarım agalaksinin aşısı var. Ve iki, iki çeşit ülkemizde şu anda iki inaktif suçtan elde edilmiş aşı var. Ve bir iyi tarafı da gebelerde de kullanılabilir ve güvenli. Yani gebelere bu aşı yapıldığında yavru attırmaz. Demek ki öyle de bir bizi teselli edebilecek bir durum söz konusu oluyor. Hastalığın salgın halinde geldiği durumda ise hasta sürülere aşı yapılması önerilmiyor. Salgın bir hastalık halinde hasta sürülere aşı yapılması önerilmiyor. Bu aşı için konuşuyorum. Bu aşı için. Yani agalaks için. Aşılamaların programlı bir şekilde sağlıklıyken koruyucu amaçla yapılması öneriliyor. Demek ki aşıları programa alacağız ve diyeceğiz ki aşılama programını ha yapacaktık ve yapacağız. Evet. Bu arada biyogüvenlik önlemlerine de çok dikkat edeceğiz. Biyogüvenlik önlemleri neydi? Yani birincisi yabancı bir hayvanın, dışarıdan bir hayvanın doğrudan sürüye katılmaması ve doğrudan sürüye katılmadan o hayvanların bir önce başka bir yerde karantinada tutulması. Başka, aşılı olup olmadıklarını bilmek. Gelen hayvan daha önce başka yerde, başka sahibindeyken, öteki sahibindeyken aşı olmuş mu? Programlı olarak agalaks aşıları yapılmış mı? Ve hastaları sorun çıkar çıkmaz, hastaları e, derhal ayırmak, derhal ayırmak, sorun çıkar çıkmaz en önemli yapacağımız iş budur. Hastayı sağlıktan ayırmak. Hastayı sağlıktan ayırdığımız anda zaten birçok konuyu halletmiş oluyoruz. Çünkü e, tıbbın temeli hastalığı sağlıktan ayırmaktır. Hastalık çıkar çıkmaz yavrulara ağız sütü ya da süt yerine kaynatılarak verilmiş süt yani pastörize edilmiş süt ya da mama vermek. Varsa kuzu oğlak maması, varsa yoksa buza maması. Ama ağız sütü ve süt değil. Bu hastalık çıktıktan sonra yavrulara ağız sütü ve süt vermeyeceğiz. Yavrulara ne verebiliriz? Ya sütü kaynatacağız, pastörize edip o şekilde vereceğiz. Ya da bunun yerine mama vereceğiz ağ sütü vermeyeceğiz. Biz bakın ne kadar çok ağ sütü verilmesini öneren bir hekimiz, ne çok ağ sütü verilmesini öneriyoruz, ama burada istemiyoruz işte bakın. Burada bu hastalığa özel bir durum var. Burada istemiyoruz. Bir de hayvanları aldığımızda, dışarıdan aldığımızda kulak kepçelerini şöyle bir antiseptikle temizleyelim. Ne olduğunu bilmiyoruz ya. Ne olur ne olmaz. Şöyle bir antiseptikle kulak kepçelerini şöyle bir temizleyelim. Bu bayağı bir işmiş gibi görülür dışarıdan ama aslında önemli bir şeydir, önemli bir konudur. Kurak kepçelerini temizleyelim. Evet. Gelelim biraz da öteki meme iltihaplarından söz edelim. Çünkü öteki meme iltihaplarıyla bazen buradaki meme iltihapları karıştırılıyor ve akla hep a galaksi geldiği için acaba a galaksi mi diyor. Ama bakıyoruz memede iltihap var ama gözde yok. Bakıyoruz memede iltihap var ama eklemlerde yok. Memede iltihap var ama öksürük yok. Demek ki o olabilir ya da olmayabilir. O o konuda bir e sadece meme iltihabının agalaksiden olmadığını, başka hastalıklardan da olabileceğini aklımıza getirelim. Örneğin, bunların başında meşhur, çok büyük mastitiz etken olan Staphylococcus aureus var. Çok tehlikeli bir mikroorganizma ve hem görünen yapabilir, hem gizli subklinik mastitiz yapabilir. Ve küçük baş geviş getirenlerin meme iltihapları ilginç bir şekilde hemen gangrenleşmeye meraklıdır. Çok yatkınlık vardır, çok büyük bir eğilim vardır hemen gangrenleşmeye. Gangrenli mastit ise dönüşür, meme mor bir hale alır, meme mor arır ve ee, bu sefer koyun ya da keçi neyse hayatı da tehlikeye girer. Bırakın memesi tehlikeye girmesini, hayatı da tehlikeye girer. Çünkü bu gangrenli dokulardan mikroplar vücuda karışıp ölüme de yol açabilirler. Bakın ee, Staphylococcus aureus'un yanında Escherichia coli, E. coli, Clostridium perfringens veyahut Pastorella da yine mastitis yapabilir ve gangrene, meme gangrenine dönüşebilir. Yine bu stafilokokus ayrı olsun bir kötü özelliği daha var. Bunlar biyofilm tarzında etraflarını örüp kendilerini içine izleyebilirler. Biyofilm oluşturabilirler. Kendi etraflarını bir zarla kaplayıp kendilerini koruyabilirler. O zaman antibiyotikler de iyi netice vermez ve kronikleşirler. Gizli hale gelebilirler. Vücudun savunma üzerinde, savunma mekanizması üzerinde de staf ayrı kötü bir etkisi var. Vücudun ak yuvarları vardır biliyorsunuz. Lenfositler, ak yuvarlar. Bu ak yuvarları da lökositler, lenfositler, nötrofiller neyse. Bu ak yuvarların üzerinde de toksik etkileri vardır. Yani ak yuvarları öldürmeye meraklıdırlar. Bu staf ayrı Onun için de problem daha da ciddi di hale gelir bu lökositleri öldürerek. Koyun ve keçi mastitislerini başka hastalıkların yanında da görürüz. Yani illa bu şekilde tek başına değil, bazen başka hastalıkların yanında da görürüz. Mesela e, CAE diye bir hastalık var. Kaprin eee arterit en, e, ensefalitis. Kaprin, artritis and ensafalitis adı bunun. CAE virüs hastalığı bu. Kaprin, artritis, ensafalitis hastalığı bu da beyne kadar işleyen bir hastalıktır ve meme burada taş gibi olur. O kadar sertleşir ki taş meme derler buna. Taşlaşmış bir hale gelir. Onun için sadece Süt kesen hastalığını bilmek yetmiyor. Bu hastalıkları da bilelim. Bakın bir virüs hastalığı söyledim. CAE, caprin, artritis encephalitis. Taş meme hastalığı. Ayrıca bir streptokok enfeksiyonları var. Onlar da yine meme yangısı yapar. Onlar da meme yangısı yapar. İrinden sorumlu bir bakteri var. Turperella. O da meme yangısı yapar. Turperella eski adıyla Corynebacterium pyogenes denen mikroorganizma Turperella pyogenes. O da özellikle küçük baş geviş getirenlerde büyük sorunlar yapar. Ve aynı zamanda vücudun diğer lenf yumrularında da bu Turperella hastalık yapar. Bakın daha başka mikroorganizmalar da var. Bu küçük baş geviş getirenlerin memelerinde yangı yapabilen. Onun için arkadaşlar o kadar çok etken var ki temiz ve kuruya de dikkat edelim her zaman. Çok etken var. Ve bunların bazıları öyle böyle de değil. Sürüye girince de sürüyü mahveder. Örneğin pseudomonas. Yani hemen hemen en büyük mikroorganizmalardan biridir. Yani en sert davranışları yapan adi bir mikroorganizmadır. Pseudomonas, Aspergillus, Aspergillus, Klepsiella. Candida ve Nokardia. Bakın bu mikroorganizmalarda anti şeyle meme yangısıyla ortaya çıkabilir. Onun için değerli dostlarım gelin siz temizliği elden bırakmayın. Kuru ve temiz sistemini her zaman elde tutun. Bunun dışında aşı programlarınıza e, ak, ek, süt kesen aşısını yani agalaks aşısını ekleyin. Aşı programlarınıza pastorelozis aşısını da ekleyin. Pastorelozis başka bir sorun daha ortaya çıkarıyor. Kuzularda solunum yolu enfeksiyonu olduğunda ve pastörel enfeksiyonları, onlardan annelerin memelerine bulaşabiliyor. Pastörel enfeksiyonları, kuzuların solunum yolu enfeksiyonunda baş rolde olan pastörel enfeksiyonları, annelerinin memelerine de bulaşıp e, annelerinde hastalık yapabiliyor. Eğer mikroorganizma olarak pseudomonas ya da nocardia gibi hastalıkları teşhis etmiş isek arkadaşlar bu hayvanları derhal sürüden çıkarıp ki bu bir teşhis meselesi tabii kesime yollamamız lazım. Onlarla hiç uğraşmayın. Pseudomonas ve nokardia çıkmışsa tahlilde onları hemen sürüden ayırıp kesime gönderelim. Onlarla tedavi edeceğim diye uğraşmayalım. İşte bu bize bir yerde tahlilin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Tahlil çok çok önemli. Yemlere vitamin E, selenyum katalım. Vit, vitamin E, selenyum katalım. Bunlar vücut dayanıklılığını ve vücudun mücadele gücünü arttıran mineral ve iz minerallerdir. Mineral ve iz minerallerdir. O açıdan arkadaşlar kesinlikle gene karlı hayvancılık için sığırcılıkta olduğu gibi burada da kuru ve temiz sistemi kesinlikle çok önemli. Laboratuvar tahlili ve doğru teşhis çok önemli ve diğer yandan da ihmal etmeden aşıları yapmak çok önemli. Böylece size Yeni Gün Hastal şey Yeni Gün TV'de, Yeni Gün TV'de süt kesen hastalığı ile birlikte diğer meme yangısına sebep olan hastalıklardan bahsetmiş oldum hepinize bereketli ürünler diliyorum. sağlıklı sürüler diliyorum. Bu söylediklerimi uygulamanızı diliyorum. Değerli arkadaşlarım hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. <laughs>